Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Canlılar aleminden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canlılar alemi birazcık uzun sürdü, farkındayım. Kalıtım gibi aynı bu da. Ama burada daha çok böyle konu anlatım yoğunluğu var. Kalıtımda biraz daha soru yoğunluğu vardı. Burada böyle maalesef birazcık idare etmemiz gerekiyor. Şimdi biz burada neye başlayacağız arkadaşlar? Bir önceki videoda omurgasız hayvanların sınıflandırılmasından, işte genel özelliklerinden bahsettim ve diğer hayvan çeşitleri de dahil olmak üzere tüm hayvanlar neyine göre gruplandırılır bunlardan bahsettik. Vücut planlamasından, solomunun bulunup bulunmamasından, segmentli yapısından, segmentasyonu hani yumurtanın zigot oluştuktan sonra zigotun segmentasyon aşamasından bahsettik. Bu şekilde sınıflandırılır dedik. Şimdi gelelim omurgasızların çeşitlerine. Arkadaşlar omurgasızları biz süngerler, sölenterler, taraklılar, solucanlar, eklem bacaklılar ve derisi dikenler olarak işleyeceğiz. Şimdi ben bunların her birini ayrı ayrı anlatacağım zaten size. Özellikle ilk 3 tanesini şekilli anlatacağım arkadaşlar. Çünkü şekil üzerinde bilmemiz gereken bazı yerleri var, kısımları var. İlk önce süngerlerden başlıyorum. Şimdi daha böyle basit canlıdan başlıyorum arkadaşlar. Süngerler diğer bir ismiyle porifera. Mesela çıkmış sorusu vardır. Süngerlerle ilgili genel özellikleriyle ilgili bir soru sormuş arkadaşlar. O soruyu da yine soru çözümünde çözeceğim. Şimdi bunlar nerede yaşıyorlar? Bir kere bunlar sucul canlılardır. Tatlı sularda ve denizlerde yaşarlar. O zaman yazalım. Tatlı su ve denizlerde yaşarlar. Denizlerde yaşarlar. İkinci bir özelliğine baktığınız zaman arkadaşlar bir yere tutunmak zorundalar bunlar. Ya kayalara tutunuyorlar ya hayvan kabuklarının üzerine tutunuyorlar ya da zemine tutunarak yaşarlar arkadaşlar. Biz tutunarak yaşama olayına sesil yaşama diyoruz. Yani tutunarak sesil yaşarlar. Bir yere tutunmak zorundadırlar. Daha sonra diğer bir özelliğine baktığımızda vücutlarında çok sayıda por vardır. Por ne demek? Delik demektir arkadaşlar. Ben burada şimdi 3 boyutlu yapısını çizemediğim için genellikle böyle enine kestiğini düşünün veya boyuna kestiğini düşünün. O şekilde ben çizdim. Ama çok sayıda bunlarda por vardır. Çok sayıda por vardır. Özellikle bunlar mesela banyo süngeri yapımında kullanılıyor arkadaşlar. O yüzden porları da oldukça fazladır. Peki diğer özelliklerine bakalım. Bunlar da arkadaşlar sistemleşme yoktur. Sistemleşme yoktur. Bir diğer özelliğine baktığımızda gerçek doku ve organları yoktur. Çünkü bunlarda mezoderm tabakası yoktur. Bakın. Mezoderm tabakası yoktur. Gerçek doku ve organları yoktur. Gerçek doku ve organ yok. Diğer özelliklerine gelelim. Arkadaşlar bunlar da vücut boşluğuna açılan oskulum denilen bir açıklık vardır. Bunlar arkadaşlar bu oskulum dediğimiz yapıyla işte suyu sirkülasyon yapıyorlar. Bu oskulum dediğimiz boşlukla arkadaşlar su sirkülasyonu yapıyorlar. Yani bakın şurası aslında nedir? Oskulum dediğimiz boşluktur. Hatta hemen yazayım. Şurası oskulum. İşte porlardan süngerin içerisine giren su arkadaşlar bu oskulum sayesinde ne yapıyor? Dışarıya çıkıyor. Yani şu şekilde su çıkışı gözleniyor arkadaşlar. Porlardan girince buradan çıkıyor. O zaman yazalım. Vücut boşluğuna açılan kısma oskulum denir. Oskulum denir. Su sirkülasyonu yapılır diyelim. Su sirkülasyonu yapılır. Yani vücuduna porlardan giren su oskulum dediğimiz yapıdan dışarıya çıkar. Gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar besinler hücre içerisinde sindiriliyor. Çünkü zaten burada sindirecek herhangi bir yapı yok. O yüzden de besinler hücrenin içerisine alınır o şekilde sindirilir. Besinler hücre içinde sindirilir. Daha sonra bir diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar bunlar da bir iç iskelet var
Ve bu iç iskelet kalsiyum ve silis dediğimiz yapıdan oluşan bir iç iskelettir ve ismine biz spikül diyoruz arkadaşlar. Spikül denilen iç iskeletten oluşuyor. O zaman bunu da yazalım. Şöyle yine netlik arada gidiyor. Spikül denilen iç iskelet bulunur. İç iskelet bulunur. Daha sonra bir diğer özelliğine bakalım. Eşeyli ya da eşeysiz üreyebiliyorlar arkadaşlar. Eşeysiz üremesi tomurcukla gerçekleşir. Eşeğin üremesi ise arkadaşlar yine erkeklerde ve dişilerde gametlerin birleşmesiyle gerçekleşiyor. Ayrıca bunların çoğu hermafrodittir, yani kendi kendini dölleyebilir. O zaman yazalım. Eşeysiz üremeyi tomurcuklanarak ya da tomurcukla eşeyli üremeyi gametlerin birleşmesi ile gerçekleştirir. Son özelliğimizi de yazalım. Çoğu hermafrodittir. Evet. Porifera, yani süngerlerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim bir sonraki canlı grubumuza. Yine netlik gitti. Evet. Cnidaria, yani sölenterler. Arkadaşlar bunlar sölenterler dediklerimiz aslında bildiğimiz deniz analarıdır. Bunların farklı formları var. O formlardan bahsedeceğim. Polis formu, polip formu ve medüs formundan bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi gelelim genel özelliklerine. Bunlar ayrı ayrı da yaşayabilirler, koloni halinde de yaşayabilirler. Ayrı ayrı ya da koloni halinde yaşarlar. Daha sonra bir diğer özelliğine baktığımızda bunlarda gastrovasküler dediğimiz bir boşluk bulunur arkadaşlar. Bu boşluktan da işte atıklarını falan atabiliyorlar. Gastrovasküler boşluk. Vasküler boşluk bulunur. Daha sonra bir diğer özelliğine baktığımızda arkadaşlar bunları diğer hayvanlardan ayıran bazı özellikleri vardır. Nedir bunlar? Mesela hücre dışında başlayan sindirim hücre içinde tamamlanır. Bakın, hücre dışında başlayan sindirim hücre içinde tamamlanır. Hücre içinde tamamlanır. Bir diğer özelliğimize baktığımızda bunlar radyal simetrilidir. Bir başka özelliğine bakalım. Arkadaşlar bunların tentakül dediğimiz yapıları vardır. Bakın, tentaküller şunlar. Hemen yine şekil üzerinde göstereyim. Tentaküller şu yapılar. İpliksi yapılar. Tentakül. Bu tentakülleri sayesinde savunma ve beslenme yaparlar arkadaşlar ve kinidosis dediğimiz hücreleri vardır. Bu hücrelerde yakıcı maddeler üretiyor arkadaşlar ve bu maddeleri tentakülleri sayesinde dışarıya vererek kendini korumuş oluyor. O zaman hem tentakülden hem de kinidosisten bahsedelim. Tentakülleri ile savunma ve beslenme yapar. Savunma ve beslenme yapar. Daha sonra kinidosistlerde kinit denilen yakıcı organel bulunuyor arkadaşlar. Kinit denilen yakıcı madde üreten organel bulunur. Organel bulunur. Gelelim diğer özelliklerine. Bunlarda metagenez dediğimiz olay vardır. Yani eşeyli ve eşeysiz üreme birbirini takip eder. Metagenez görülür. Şimdi gelelim formlarına. Arkadaşlar bunların iki formu vardır. Bir polip formu vardır. Polip formu. Buradaki çizdiğim medüs formudur. Polip formu değildir. Polip formu arkadaşlar bir yere bağlıdır ve tomurcuklanma ile çoğalır. Bir yere bağlıdır.
ve tomurcuklanma ile çoğalır. İle çoğalır. Medüs formuna gelelim. Bakın bu çizdiğim medüs formudur. Medüs formu. Bu serbest olandır arkadaşlar. Medüs formu aktif hareket eder ve eşeysiz ürerler, tomurcuklanmazlar bunlar. Bakın. Aktif hareket eder. Aktif hareket eder, eşeysiz ürer. Tomurcuklanma yok. Tomurcuk yok. Şimdi biz normalde TTT'de anlatırken medüs formuna hani hiç üreyemez falan diyoruz. Ama burada tabii bizim biraz daha detaylı bilmemiz gerektiği için bu şekilde bilmemiz yeterlidir. Arkadaşlar ilk defa kas ve sinir sistemi bunlarda görülür. Bakın en önemli özelliğimiz bu. İlk defa kas ve sinir sistemi burada görülür. İlk defa kas ve sinir sistemi görülür. Evet, bu şekilde kinidaria yani sölenterler dediğimiz canlıları da anlattık. Şimdi geliyoruz kitenoforlara yani taraklılar. Bunlarla ilgili çok fazla bir şey bilmemize gerek yok. Zaten şekil olarak baktığımızda da arkadaşlar bunların birçok şekli var. Ben en basit çizebileceğimi seçtim tabii ki. En basit bunu çizebildim çünkü. Bunların genel özelliklerine baktığımızda bunlar 8 sıra halinde dizilmiş tabaka şeklinde bir yapıları vardır. Bu yüzden de taraklılar olarak isimlendiriyor arkadaşlar. Hatta deniz tarağı falan diyorlar. Şu yemeğini falan da pişiriyorlar. Nasıl yiyorlar bilmiyorum. 8 sıra halinde dizilmiş 8 sıra halinde dizilmiş tabaka şeklinde yapıları vardır. Yapıları vardır. Arkadaşlar bunlar da iki tabakalıdır. Yani diploblastiktir. Diploblastiktir. İki tabakalıdır. Daha sonra radyal simetridirler bunlar da. Radyal simetrili. Şimdi baş oluşumu olmadığı için çoğusu zaten radyal simetridir. Baş oluşumu oluşmaya başladığında arkadaşlar artık bilateral simetriye döneceğiz yavaş yavaş. Sonra bir de şunu da söyleyelim. Sesil yaşarlar. Yani çoğunluğu sesil yaşar. Mesela şu çizdiğim sesil yaşamıyor. Bu işte kamçıları sayesinde hareket edebiliyor arkadaşlar. Ama çoğunluğu sesil olarak yaşar. Şimdi ben şu süngerlerde birkaç yazacağım kısmı var arkadaşlar. O kısımları yazayım. Mesela burada neyden bahsetmiştik? Bakın hücre içi iskeletten yani spikül dediğimiz iskeletten bahsetmiştik. Şurada yaptığım bakın hücreye benzer yapılar bunların spikülleridir. Spiküller. Hücre içinde yani bunun içerisinde bulunan iskelettir arkadaşlar. Süngerin içerisinde bulunur. Oskulumu söyledik zaten. Bir de iç kısımda şöyle uzantıları vardır arkadaşlar. Bunlar da süngerin kamçılarıdır. Bu kamçıları sayesinde suyun hem gidişini sağlıyorlar hem de besinlerin tutunmasını da sağlıyorlar. O zaman şöyle yazalım. Bunlara kamçı diyoruz. Daha sonra yine bu aralarda şuralarda porlar bulunuyor arkadaşlar. Oskulumdan bahsettik bu şekilde. Bunların da yine bilmeniz gereken tentakülleri. Tentaküllerin işte içerisinde kinidosit dediğimiz hücreler bulunur. Bunlarda da kinit denilen yakıcı bir organel, yakıcı madde üreten bir organel bulunur. Bu da zaten kitenofora dediğimiz yapı. Şimdi bu videoyu burada sonlandıracağım. Bir sonraki videomuzda solucanları, yumuşakçaları falan işleyeceğiz arkadaşlar. Birazcık uzun. O yüzden videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Şimdi devam etsem video çok uzun olacak. Devam etsem veya birazından devam etsem sonraki video çok kısa olacak. O yüzden burada keselim. 3 tane grup anlattım. Sonraki videoda kaldığımız yerden devam ederiz.